Arkadaşlar merhaba. Bu videoda PVM modunu işleyeceğiz. Şimdi bir tane örnek yapacağız. PA2 portuna bağlı bir tane potansiyometre olacak. Bir de PD15 pinli PVM'i buradan alacağız. Yani PVM'in çıkışını buradan sağlayacağız. PA2 pinine bağlı potansiyometreyi döndürdüğümüzde buradaki PVM'in duty cycle'ını değiştireceğiz. Öncelikle PA2 pinini bu ADC1'in kanal 2'si olarak seçiyoruz. Şuradan da seçebiliriz. ADC1 kanal 2. Bu da PA2 pini. Daha sonra arkadaşlar timer 4. Şurada PD15 mavi led. Ayrıca kullanıcı ledleri. Mavi led bağlı. Buradan timer 4 kanal 4. PWM çıkışı alacağız. Burada da clock source olarak timer 4'te internal clock. Bir de channel 4 yani kanal 4 olduğu için PD15'e ekstra burada mavi LED'in hani yanıp söndüğünü de göreceğiz duty cycle'a göre. Buradan da arkadaşlar PWM generation channel 4'ü seçtik mi burası tamam arkadaşlar. Şimdi şurada ekstra şunu göstereyim. Şimdi arkadaşlar şu iki pin PA15 pardon arkadaşlar PD15 ile ground pini bu çıkışı yani PWM çıkışını buradan alacağız. Ölçü aleti de buraya bağlı. Ölçü aletin artı tarafı PD15'e ground'a da eksi taraf bağlı. Ölçümü buradan alıyoruz. Ekstra PA2 pinine bağlı bir tane potansiyometre var. Orta ucu PA2 kanalına bağlı. Diğer dış uçları da 3 voltla ve ground'a bağlı. Şimdi arkadaşlar hemen örneğimize geçelim. Şurada clock konfigürasyonunda arkadaşlar. Burada clock 16 MHz bu şekilde kalsın. Timer 2, APP 1. Hangi clock'tan beslendiğini arkadaşlar şeyden bakıyorduk. Hemen bakalım. Şurada 180 kütüphanesinde arkadaşlar mevcuttu. Şuradan hemen bakalım. Libraries SRC. Şurada Reset and Clock. Şunu yazsın arkadaşlar. Aşağılara doğru arkadaşlar. Evet. Timer 2 arkadaşlar APP1'e bağlı. Burada gördüğünüz gibi. Hemen bunu aşağı indiriyorum. APP1 clock'u da 16 MHz. Bu şekilde kalsın. Konfigürasyona geçelim arkadaşlar. İlk önce ADC1 kanal 2'den bir okuma yapacaktık. Bunu DMA moduyla yapacağız. Clock prescaler bu şekilde kalıyor. Divide by 2 by 2. Resolution 12 bit. Data alignment right. Scan conversion mode enable. Continuous conversion mode enable. DMA modu burada enable ediyoruz. Burada end of conversion'da EOC flag'i her bir kanal çevirimi sonunda aktif etsin. Bir tane çevirme yapacağız. Bu software tarafından olacak. Bir de renk bir tane olduğu için channel 2 seçili. Sampling time da 144 cycle. Burası tamam arkadaşlar. Bir de DMA'da DMA'yı aktif ediyoruz. Modu circular. Bunu DMA modu videosunda anlatmıştık. Circular mod olacak. Sürekli hani istek gönderecek. Bir de 12 bitlik data okuyacağımız için half word 16. 8 bit, 16 bit, 32 bitti. 16 bit seçiyoruz. ADC 12 bit. Biz de değişkenimizi 16 bit olarak tanımlayacağız. Burası tamam arkadaşlar. Timer 4 konfigürasyonlarına bakalım. Şimdi PWM modda arkadaşlar kendimize bir tane PWM resolution yani adımları seçmemiz lazım. Mesela PWM'imiz kaç adımdan olacak? 100 adım mı? 200 adım mı? 300 adımlık mı? Buna göre duty cycle'ı
Bu yazdığımız step sayısına göre mesela 200 yazdıysak sıfırdan 200'e değiştirdiğimizde bunun duty cycle değişecek. Şimdi biz 12 bitlik bir ADC okuyacağız ve 4095 adımda ben bunu yazdım. Counter period, auto reload register'ı bu 16 bitlik. Yani 4095 adımlık benim PVM'im olacak. Ben sıfırdan 4095'e set değerim, PVM set değerimi değiştirdiğim zaman duty cycle'ım buna göre değişecek. Bir de Prescaler'da rastgele aldım. 24 aldım. Bunda Prescaler'da Prescaler artı 1 olarak hesaplıyorduk arkadaşlar önceki videolardan da. Şimdi benim 16 MHz'i şimdi şurada hemen hesaplayalım. Mesela 16 MHz bölü 24 artı 1 25 eşittir. İşte 640 burada hertz yapıyor. 640 bin hertz. Şimdi bunu da buradaki counter periyoda artı 1'e böldüğümüz zaman 4640 bin pardon arkadaşlar 64 640 bin bölü 4095 artı 1 4096 eşittir 156,25 Hertz ediyor. Yani benim şu anda yaptığım PVM örneğinde Hertz bu şekilde hesaplanıyor. Bunu datasheet'te de göstereceğim nasıl hesaplandığını. Yani kendimize bir tane step sayısı belirleyeceğiz. Bu step sayısını da belirlediğimiz zaman counter periyodda bu step'le aynı alıyoruz. Mesela 200 adımlık bir PVM oluşturacaksan şu auto reload register'ıma 200 yazıyorum. Bura bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra PVM mod 1 olacak. Bir de PVM mod 2 var. Tabi bunlar arasındaki fark arkadaşlar. Hemen şuradan bakalım. PVM mod 1 de şimdi bir up counting yani yukarı doğru saydığında farklı, aşağı doğru saydığında farklı şeyler var. Yukarı doğrudan PVM mod 1 de saydığı zaman eğer counter compare bu capture compare register yani ondan düşükse kanal aktif, diğer türlü inaktif yani aktif değil. İşte down aşağı doğru sayınca eğer counter belirlediğimiz değerden yani compare capture register'dan büyükse kanal inaktif oluyor. Diğer türlü tam bunun tersinde aktif oluyor. Yani PVM modla PVM mod 1 seçtiğimizde şuradan anlatayım. Şurada arkadaşlar PVM mod 1'de mesela counter'ımız 0'dan 4095'e 0'dan 4095'e sayacak. Biz set değerimizi 0 ile 4095 arasında arttırdığımızda normalde voltajımızın artması lazım. PVM mod 1'de bu şekilde PVM mod 2 seçersem ben set değerini arttırdığım zaman voltaj değeri düşecek. Yani tam tersi olacak. PVM mod 1 ile PVM mod 2'nin farkı bu. Pulse'da arkadaşlar duty cycle'ı kaç olsun? Mesela 4095 yazdık. Ben buraya mesela yaklaşık 2000 yazdım. 2000 yazdığımda yaklaşık duty cycle'ı %50. Yani voltaj eğer 3 voltsa yaklaşık 1,5 volt görürüm ben ekranda ilk başlangıçta. Bunu sıfır alıyoruz çünkü biz bunu pot değerini bu set değerine bağlayacağız. Fast modda arkadaşlar şimdi ilk önce şunu anlatayım. Channel polarity high veya low. Yani biz şu high tarafı mı baz alacağız yoksa şu low tarafı mı? High tarafta şurada set değerini arttırdığımızda voltajımız artacak, duty cycle'ımız artacak. Eğer low edersem seçeneği low seçtiğimde şurayı şuradaki azalan taraf baz alır. Mesela counter oradaki set değerimi 0'dan 4095'e arttırdığımda normalde voltaj artması lazım. Çünkü normalde duty cycle artması lazım high seçtiğimde. Ama low seçersen şuranın yani değerine göre voltajım değişiyor. Yani şuraya ben arttırırsam şu bölgeyi şu şekilde genişletirsem benim duty cycle'ım azalacak.
Yani high ve low farkı bu şekilde. Fast modda arkadaşlar disable ve enable var. Disable ettiğimizde normal PWM mod. Şimdi normal PWM mod nasıl işliyor? Şuna bakalım. İlk önce şuradan bakalım arkadaşlar. Normalde fast correct PWM mod. Hani normal PWM diyoruz. Counter sıfırdan bu belirlediğimiz over counter değerine kadar sayıyor. Kaça kadar sayacaksa belirlediğimiz değere kadar. Daha sonra o değerden aşağı doğru azalarak iniyor sıfıra doğru. Ve bu arada da belirlediğimiz Capture Compare Register veya ait buradaki set değerine ulaştığı zaman oradaki bir tane döngüsünü tamamlıyor cycle'ını. Ve ta ki bu overflow oldu ve aşağı doğru saymaya başladı. Yine set değerimize ulaştığında yine aynı şekilde döngü cycle'ı tamamlamış oluyor. Ve diğer pulse'a başlıyor, devam ediyor. Normalde sıfırdan up overflow değerine yükseliyor. Daha sonra overflow değerinden direkt sıfıra değil de sıfıra doğru azalıyor. Şimdi diğer fast modu görelim. Fast modda arkadaşlar counter üst seviyeye kadar yüksek, mesela sıfırdan 255'e yükseldi. Daha sonra sıfırdan tekrar başlıyor. Sıfıra düşüp tekrar saymaya başlıyor. Yani 255'ten 254, 253 şeklinde inmiyor. Bu bize ne sağlıyor? Yani aslında duty cycle'ı etkilemiyor ama frekans olarak bir önceki normal modun iki katı kadar bir frekans elde etmemizi sağlıyor. Yani fark bu. Fast mod diyorlar buna. Şimdi başka arkadaşlar burada herhangi bir şey yok. Bu herhangi bir interrupt aktif etmeyeceğiz. Burada timer konfigürasyonu bu kadar arkadaşlar. PWM mod 1, PWM mod 2 işte farkını anlattım arkadaşlar. Tam tersi oluyor. Yani normalde set değerini PWM mod 1'de arttırdığımızda voltaj artarken PWM mod 2'de tam tersi oluyor, azalıyor. Burada tamam arkadaşlar. Şimdi şurada arkadaşlar bir açalım kodumuzu. Şimdi bir tane ADC kanal 2'den ADC datası okuyacaktık. Şurayı da şu şekilde gösterelim. Kanal 2'den ADC datasını okuyacağız. Bir tane 16 bitlik ADC 1 data 1. Bunu DMA ile okuyacağım için dizi şeklinde tanımladım. Bir tane de pulse. Bu PWM'in set değerini değiştirmek için 16 bitlik değişken tanımladık. Daha sonra arkadaşlar int'in içinde aşağı doğru gittiğimizde ADC'mizi DMA olarak start ettik. HADC 1. Tabi burada 32 bitlik pointer şeklinde ADC 1 ve 1 değişken. Daha sonra PWM'imizi start ettik normal şekilde. HDIM 4 ve Channel 4 olarak aktif ettik. Pulse değerimizi arkadaşlar DMA ile okuduğumuz ADC 1 datasına tanımladık. Daha sonra araya bir gecikme, yani değerlerin tam oturması için 10 milisaniyelik gecikme koyduk. Daha sonra Hold Time Set Compare ile PWM'imizi ayarlayacağız şimdi. HDIM 4, daha sonra timer'ın kanal 4'ü. Şurada set değerimizi yazıyoruz arkadaşlar. Burada pulse diye değişken aldık. Pulse değişkeninde ADC 1 datası. Yani ben ADC 1'den potansiyometreyi değiştirdiğim zaman ADC 1 datası pulse'a gelecek. Pulse da PWM'in set değerini değiştirecek. Yani potun değerini PWM'e aktarmış oluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Burada başka bir şey yok. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Örneği görelim. Şimdi şurada da mavi led görünüyor arkadaşlar. Şimdi ben potansiyometre değerini şu an en düşük seviyede. Şimdi ben bunu arttıracağım arkadaşlar. Şu led'e de dikkat ederseniz voltaj artarken led'in parlaklığı da artıyor. Evet arkadaşlar, şimdi azaltıyorum tekrar.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel çalışıyor. Şimdi PA2 pinine bağlı bir tane potansiyometre var. Bu potansiyometrenin değeriyle PD15 yani mavi ledin bağlı olduğu pinden ekstra timer 2'nin pardon timer 4 kanal 4 oradan PWM çıkışı alıyoruz. Yalnız PWM çıkışını biz PA2 pinine bağladığımız potansiyometre ile değiştiriyoruz. Bu örnekte bunu yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar potansiyometre değerini arttırdığım zaman değer artıyor. LED'in parlaklığı da artıyor. Azalttığım zaman da o şekilde azalıyor. Şimdi burada arkadaşlar şimdi şunları göstereyim ben ekstra. Şimdi aşağı doğru indiğimizde evet. Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şu timer konfigürasyonlarını yaparken şurada pulse değeri vardı. Sıfırdı. Biz bunu sıfır olarak aldık. Bu bizim belirleyici yani bu potansiyometreyi değiştirdiğimizde bu pulse değişken yani set değerimiz aslında. Ben bunu normalde hani bir değer yazdığımda mesela biz PWM adımımızı 4095 olarak belirlemiştik. Yani 0 ile 4095 arasında değişecek. Çünkü potansiyometreyi bağladım. Yani 12 bitlik 4095 arasında değişiyor. Onu kendim belirliyorum. PWM çözünürlüğümü. Şimdi ben bunu arkadaşlar yaklaşık 2000 yazayım. Şimdi ekrandaki voltaja bir bakalım. Bu şekilde değerleyeceğim ben. Göndereceğim. Şimdi hatta şunu şöyle küçülteyim. Şimdi ben bu şekilde arkadaşlar, şimdi derledim, tekrar gönderiyorum. Yaklaşık 1,5 volt veya işte 1 voltun üzerinde. Hani görmem lazım. Tabii arkadaşlar şurada. Şimdi bunu yapmam için ben belli bir set değeri bağladığım için. Şimdi şurada yukarı doğru çıkayım. Şurayı iptal etmem lazım arkadaşlar. Şimdi çünkü aynı anda iki tane set değeri. Şu anda potansiyometre değeri set değerine bağlı olduğu için benim yazdığım değeri görmedi. Şurayı eğer anlık olarak iptal edersem tekrar değerleyeyim. Evet. Şimdi gönderiyorum arkadaşlar. O yazdığım değeri görecek. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar 1,42. Yaklaşık 1,5 voltu gördü. Yani 2000 değeri yazdım. Şimdi bu pulse'ın özelliği bu arkadaşlar. PWM mod 1'de de yine bunu da deneyelim. Normalde şu an 2000 yazmıştım ben. 2000'de yüksek voltaj göstermesi lazım. Şimdi bunu ben bir şu şekilde yine aşağı doğru gideyim. Şunu arkadaşlar 100 yazayım. 100 normalde düşük değer. Ama şurada ben PWM mod 2'ye çevirirsem 100'de ben yüksek voltaj göreceğim. Şimdi tam tersi diye anlatmıştım zaten. Şimdi gönderiyorum. Şurada da küçülteyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar voltaj 2,84'e çıktı. Pulse 100 iken yani set değerim 100 iken. Normalde 0 ile 4095 arasında değişiyor. Yüzde çok düşük bir değer görmem lazım. Ama PWM mod 2'de tam tersini gördüm. Şimdi bunu PWM mod 1'e alıyorum tekrar. Şimdi polarity love yapalım. Polarity love yaparsam arkadaşlar bu sefer love'ı baz aldığım için yine yüksek değer görmem lazım. Yine çevireyim. Derledim şu an. Evet şu an love'ı baz alıyoruz. Ve yine 2,84. Yani love tarafta. Tam tersi oluyor. Fast modda da arkadaşlar dediğim gibi fast modda normal moda göre 2 kat daha fazla frekans hani elde etmiş oluyoruz.
Bu şekilde arkadaşlar. Evet, bir de arkadaşlar bu frekans nasıl hesaplanıyor, buna bakalım. Örneğin şurada bir örnek var. Timer counter clock, yani bizde 16 MHz. Şurada şurayı kapatayım arkadaşlar. Clock konfigürasyonunda normalde bizim buradaki clock konfigürasyonumuz 16 MHz. Yanlış. Yalnız APP1'e bakıyoruz biz. APP1'in timer clock 16 MHz. Bunu prescaler'a böldükten sonra değere katıyoruz. Yani 16 MHz bölü 24 artı 1 25 buraya yazıyoruz. Daha sonra yazdığımız auto reload counter register, yani 4095 artı 1'e böldüğümüzde frekansımızı elde etmiş oluyoruz. Duty cycle'da arkadaşlar capture compare register'a yazdığımız değer bölü auto reload register, yani counter period. Bizde arkadaşlar şurada göstereyim. 4095, yani 4095'e bölüyoruz. Örneğin pulse değerine işte 2000 yazdık. 2000 yazdık. Buraya da 4095 çarpı 100 yazıyoruz. Yani mesela pulse değerini diyelim şuradaki. Mesela pulse değerini burada 2000 yazdım. Şuradaki değer olacak. Yani 2000 bölü 4095 çarpı 100 benim duty cycle'ımın yüzdesini verecek. Yani burada bu şekilde hesaplanıyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.